merhabalar değerli izleyicilerim. Bir Kangal Aşkı programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün güneye indik, Akdeniz'e indik. Akdeniz'de Antalya'dayız. Antalya'da harika bir Türk çoban köpeği, Anadolu çoban köpeği dediğimiz, Kangal diye tabir ettiğimiz, genel ismiyle Karabaş diye tabir ettiğimiz Dağlı ile birlikte olacağız. Dağlı'nın sahibi sevgili kardeşim Ozan Özenç ile birlikte olacağız. Ozan Özenç Süper Lig ekibi Antalya Spor'un kalecilerinden birisi. Bir spor adamının Kangal'a olan merakını bugün işleyeceğiz. Türk çoban köpekleriyle olan yaşam tarzını, yaşam şekillerini bugün sohbete alacağız konu olarak. Ozan'cığım merhaba. Merhaba abi. Evet, bugün Ozan. Yanındayız. Dağlı ile birlikteyiz. Seninle evet, birlikteyiz. Sonunda. Evet. İzleyicilerimize kendini bir tanıtır mısın? Herkese merhaba öncelikle. Ozan ben. İzmir doğumluyum. Şu an Antalya Spor'da oynuyorum. Şeref abinin ve köpeklerin büyük bir hayranıyım. Yıllardır süregelen bir dostluğumuz var. Sonunda Antalya'ya getirmesini sağladık yani. Evet. Ozan. Evet abi. Biraz da Dağlı'dan bahsedebilir miyiz izleyicilerimize? Abi ben çocukluğumdan gelen bir hayranlık var benim Kangal çoban köpeklerine. Nereden geldi o mesela? Çocukluktan Kangallara, çoban köpeklerine hayranlık nereden geldi? Babamların fabrikası vardı Denizli'de. Orada böyle çoban köpekleri besliyorlardı. Yani çok böyle devasa köpekler değillerdi ama yine de böyle küçükken böyle insan böyle büyütür ya gözünde bir şeyleri. Ne zaman gitsen böyle hayranlıkla bakıyordum. Oradan, aynen, oradan kalma bir şey. Kaldı yani. Aynen. Şimdi. Bir günde işte benim takım arkadaşımın düğünü vardı Bursa'da. Arkadaşımla Bursa'ya geliyorduk. Kenarda senin çiftliğini gördük abi. Evet. Dedik bir uğrayalım. 7-8 yıl oldu galiba. Aynen oldu abi. Orada değil cız. Mi? Aynen oldu. 7-8 oldu. Yıl. 6-7 yıl en az olmuştur diye tahmin ediyorum. Orada da gittiğim zaman köpekler arasında en çok Cesur'u beğenmiştim. O ilk geldiğinde pek yavrusunu bulamamıştık ama sonra seninle iltibata geçtik falan filan. Böyle samimileştik. En sonunda oğlunu almak nasip oldu. Cesur'un oğlu olmadı ama oğlunun oğlu. Oğlunun oğlu oldu. Aynen. Aygır'ın oğlu. Aynen. Ben Aygır ikisinin de hayranıyım zaten. Evet, Aygır ve Cesur'un oğlu. Aynen, ikisine de zaten benzer bir köpek oldu. Fiziksel özellikleri de öyle. Aygır'a da benziyor, Cesur'a da benziyor biliyor benziyor musun? Benziyor abi ya, aynen. Ya sen daha ya, iyi tabii bilirsin ama yandan, ben memnunum yani. Yandan bakışta Cesur'a benziyor çok. Aynen. Önden bakışta Aygır'a benziyor. Aynen. Güzel. Ozan. Evet abi. Nasıl gün geçiriyorsun şeyle? Dağlı'yla mı? Dağlı'yla. Ne yapıyorsun? Karakteristik özellikleri neler? Nasıl bir karaktere sahip? Ne yapar bu köpek? Abi, bekçilik mi yapar? Sadece oynar zıplar mı? Sadakati nasıl? Aile fertlerine karşı nasıl? Yabancıya karşı nasıl? Ya her şeyden önce inanılmaz naif bir köpek abi. Yani gerçekten inanılmaz naif bir köpek. Kimseye karşı böyle sert, yani kötü niyetli bir yaklaşımdan sonra kimseye karşı sert bir tavrını hiçbir zaman görmedim. Benim günüm şöyle geçiyor. Zaten sabahları genelde antrenmanımız oluyor. Evet. Saat 10.30-11 gibi. Saat 1-2 kadar işte tesise bulunuyoruz. Ondan sonra 1-2 saat dinlenme yapıyorum. Sonra geliyorum, bütün gün Dağlı'yla geçiyor. Dağlı'yla neler yapıyorsun? Yürüyüş mü yapıyorsun? Oturuyor musun? Onu karşılıklı sohbet mi yapıyorsun? Nasıl bir hareket tarzınız var onunla birlikte? Yani abi benim birazcık şeye bağlı. Fiziksel durumuma bağlı. Eğer çok yorgunsam bugün pek gezdirmeye çıkarmıyorum. Zaten sitede bulunduğu, yaşadığı yer biraz müsait. Orada böyle oturuyoruz. Yemeğini veriyorum. Sohbet ediyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Eğer böyle çok izin günümse, bugün gibi, rahat bir günümse alıyorum, buralarda geziyorum, ormana gidiyorum, bazen sahile götürüyorum, denize. Antalya'da böyle şeyler rahat oluyor. Arabanın arkasına atıyorum, Dağlı'da zaten şöyle sıkıntı yapan bir köpek olmadığı için güzel güzel vakit geçiriyoruz. Çok koşar mı? Çok hareketli mi? Çok hareketli abi. Çok büyük çoban, bir köpek yani şu an. Çoban köpeğine göre çok hareketli abi. Aşırı hareketli. Şu an 90 santim civarında bir köpek. Senin aynen boyun abi. 2 metre olduğu için kaç santimsin? 93. 1.93. 1.93 mü? Aynen. 2 diyordun bana. Yani 2'ye yakın abi ya. 2'ye yakın. Aynen. Senin yanında köpekler küçük duruyor. Ama normalde 90 santim civarında bir köpek Dağlı. Yani abi çok büyük de küçük de aldırış etmiyorum abi ya. Benim daha önce fikirlerim çok farklıydı. Seninle tanıştıktan sonra her şeyin... Onu anlamadım. Bir daha söyler misin? Yani insanların aklında hep şey kalır ya abi, işte bu köpekler çok büyük olsun, çok iri, çok devasa olsun böyle. Aha. Vesaire vesaire, bu tarz şeyler. Ben de yani beni çocukluğumdan aradığım, geldiğimde... ilk tanıştığımızda ve ilk taleplerin o yöndeydi. Aynen yani. Aynen abi, aynen öyleydi.
İddialının onu karşılamadığı için söylemiyorum ama yani daha çok şu an aradığım şey köpeğin kalın olması ve düzgün fiziğinin olması. Her şeyden önce aradığım şeyler bunlar yani. Fiziğinin düzgün olmasını istiyorum. Fiziği düzgün mü sence Dağ'ın? Bence düzgün abi ama sen daha iyi bilirsin. Peki. Şöyle bakınca düzgün yani. Evet, Dağlı'nın basarları, ön basarları da, arka basarları da biraz çıkın da görsün. Hepsi güzel bir köpek. Çok sallı bir köpek. Çok da yüksek bir köpek. Yalnız bu kadar ağır bir, büyük bir hacme, fiziğe rağmen çok süratli. Aynen abi. Yani koşuyor mu bütün gün veya herhangi bir egzersizi var mı? Veyahut da ne zamandan beri bu egzersizleri yaptırdın? Yani abi şöyle söyleyeyim. İlk 11. 12. aya kadar annem, ablam, ben, babam hepimiz birlikte ilgilendik. Ve bir bakıcısı vardı. Hep beraber ilgilendik. 11. 12. ayından sonra artık böyle kuvvetlendi. Yani iyice böyle kuvvetini aldıktan sonra annem ve ablam ilgilenmemeye başladı. Tabii ki. Yani o zamana kadar her gün sporunu yapar. 200 saat gezer. Sitenin içinde koşar. Bahçede koşar. İşte orada yardımcı bir köpeğimiz var. Hemen arkada. Labrador'um. Onunla birlikte spor yapar. Onun spor köpeği mi? Spor köpeği değil. Her hayvan abi değerli. Ama yani karakter olarak sevdiğim bir köpek. O da bir peşime takıldı bir gün dağda gezerken. Baktım sözümü dinliyor. Ha. Öyle geldi peşime. Besliyorum. Onun da karakterini seviyorum. Sonra Dağlı'nın arkadaşı oldu. Dağlı'nın arkadaşı oldu. Çünkü çok fazla arkadaşı olmuyor. Erkek köpeklerle pek anlaşamıyor. Civarda çok köpek besleyen insan var. O şekilde ilerledi abi ya. Ama ondan sonraları işte babam da pek gezdirememeye başladı. Mecbur bana kalıyor. Beraberiz bütün gün. Ama ben de memnunum yani o durumdan. Şu anda niye sürekli asılıyor? Ne yapmak istiyor? Ben siz olmadığınız zaman abi sürekli bunu serbest gezdiriyorum Dağlı'yı. Hiç böyle şeye tasmaya alışık değil. Ha, yani civarda çünkü hiç insana karşı böyle durduk yere bir şey yapacak bir köpek değil. Yani karakteri hiç öyle bir şeye müsait bir köpek değil. O genelde serbest gezdiriyorum. Kaç aylık demiştin şu anda? Şu an 16 aylık, 17. ayına girdi. Peki Ozan. Aynen abi. Bir bekçilik vasıfları var mı? Veya var. Öyle bir var abi. Teşebbüsü var mı? Ne var. Yapıyor? Geçen sana da anlatmıştım telefonda. Ben oturduğum yer farklı, Dağlı'nın yaşadığı yer farklı abi. Sen de şimdi az önce gördün. Diğer evim daha tam olarak bitmedi. Ama bekçi olarak Dağlı'yı koyduk biz de başına. Aha. Ama yani dışarıda güvenlik de var. Ama işte bazen insanlık hali uyuyabiliyor, bir şey oluyor vesaire. Geçen gün işte güvenlik uyuyakalmış gene biraz. Bizimki biraz şeydir. Rahat bir güvenliktir bizimkisi. Bunlar çok öyle sorun olan bir bölge olmadığı için belki de bilmiyorum. Evet. Neyse abi. Dağlı'nın seslerine uyanmış. Sürekli böyle havlaması, telleri kıracak diyor bana telefonda, öyle söyledi. Sonra? Dışarı çıkıp baktığı zaman dışarıda bir insanın gezdiğini görmüş. Suratını vesaire çarşafla falan kapatmış. Polisi aramış. Polisler de alıp götürmüşler. Bak şu anda asılmadı ve durmaya başladı. Fiziksel olarak Haydar durmaya başladı. Deminden beri yamuk yumuk duruyordu. Aferin abi. Benim gömleğimi de mahvetti baksana. Eşyalar da pek arası iyi değil abi. Ben her gün 4-5 tane kıyafet değiştiriyorum. Sonra? Ondan sonra polisleri alıp götürmüş. Ha, yakalandı. Ama dağın yakalandı aynen. Özbekistanlıymış. Ha. Yakalandı götürür. Şu an ne oldu bilmiyorum ama Dağlı sayesinde uğramış yani. Bir kere pek bir şey olacağını sanmıyordum ama en azından görevini yapmış yani. Çünkü Dağlı'ya böyle bir eğitim kesinlikle vermedik. Yani geldiği ilk günden beri hep yabancıyı seçiyor mu sence? İnanılmaz seçiyor abi. Veyahut da iyi karakteri, kötü karakteri hissedebiliyor. İnanılmaz abi, aynen. Ya iyi karakter, kötü karakterden ziyade ona karşı nasıl yaklaşıldığını çok iyi biliyor. Mesela. Naif yani. Eğer mesela, sen ona kibar davranıyorsan o sana kibar davranıyor gibi. Şimdi ben ne kadar bir köpekle uğraşan insan olsam da, yıllardır yüzlerce, binlerce köpekle muhatap olsam da, yabancı bir köpek yabancıdır. Aynen, yani ilk tepkiyi görmeden, ilk tepkisini bakış, göz teması kurmadan kolay kolay bir köpeğe yaklaşmıyorum. Çünkü yani, risk var. Risk evet. Var. Evet. Bu ne kadar benden çıkma bir köpek de olsa. Bunun annesini, babasını, dayısını, dedesini bilsem de sonuçta bende büyümemiş ve karakteri başka kişilerin ellerinde oturmuş bir köpek. Aynen. O yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var. İnsanlar bazen diyor ki abi sen köpekten niye korkuyorsun veyahut da niye temkinlisin? Şey köpekten korkmuyorum ben. Ben çiftliğe geldiğimde neler yaşadım biliyorsun yani. Evet. Karavaya bakamamıştın doğrusu. Köpekten korkmuyorum. Sadece nedir? Temkinli yaklaşmakta fayda var. Hayvanların karakterleri sonradan değişebiliyor. Yani. Evet, evet. Yetiştiği ortama göre farklılıklar sergileyebiliyor. O yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var diye düşündüm ben. Doğru söylüyorsun abi.
Bana bir baştan tabii ki ters ters baktı. Herkese bakıyor abi. Yani bir 3-5 dakika cesur çok yapardı onu dedesi. Cesur hatta tehdit ederdi. Nasıl tehdit ederdi? Beni telden aksından tehdit etmişti bayağı, hatırlıyorum. Yani cesur şimdi mesela çok ziyaretçi geliyor çiftliğe ve resim çekinmek istiyorlar. Abi cesurla resim çekinebilir miyiz? Cesurla resim çekinebilir miyiz? Belki sen hatırlamıyorsun abi de ben de çekinememiştim. Öyle mi? Aynen. Şimdi cesuru veriyorum vatandaşın eline resim çekinsin diye. Cesur bana bir bakıyor. Ben ayrılıyorum biraz kadrajın dışına çıkmak için. Bana bir bakıyor. Amaç nedir? Yani böyle bir ters ters bakıyor bana. Bak yanlış bir şey mi yapıyoruz? Ben bu konudan hoşnut değilim. Alacaksan al tasmayı. Yoksa yani sıkılıyorum. Aynen. Bu aynen, olayı aynen. Çöz der gibi benim gözüme 1-2 dakika bir şey 5-10 saniye bakıyor. Tamam oğlum, tamam cesur. Tamam cesur dedikten sonra böyle bir 5 saniye izin veriyor resim çekilmeye. Bırakıyor. Ondan sonra asılıyor gidiyor veyahut da başlıyor tehdit etmeye. Resim çekeni de tehdit etmeye başlıyor. Bakışlarıyla tehdit ediyor zaten. Yani bakışlarıyla her şeyi söylüyor. Yani daha çok büyümediği için abi, belki de hani ne bileyim. Yaş olarak. Belki de yaş olarak büyümediği için aynen. Daha 17. ayına yeni girdi. Yani herhalde büyüdükten sonra karakteri oturunca. Daha da değişecek. Değişecek. Ama onunla alakalı hiç sıkıntı olmadı biz ona kadar abi yani. İnsanlara karşı naif biri. Naif bir hayvan. Evet. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum abi, bilmiyorum sen ne dersin. Cesuro'ya da benziyor biraz sanki. Cesuro? Cesuro. Aygır'ın kardeşi. Sanki böyle tam Aygır'la Cesuro kırması bir şey olmuş gibi. Cesuro öldü biliyorsun. Aynen. Biliyorum abi. Cesuro da sonuçta amcası. Yani. Tam böyle hani aralarında bir şey olmuş gibi hissettiriyor bana ama. Benzeyebilir. Cesuro bilmiyorum, da amcası sonuçta. Benim hayranlığım var Uğurka karşı abi ya. Yani her geldiğimde sana söylüyorum. Gezdirmeye geldiğimde Aygır'ı gezdiriyorum. Geldiğimde Cesuro'la çok ilgilenmiştim. Şimdi de almak nasip oldu. Gayet memnunuz yani. Mesela bakalım ne yapacak şimdi genel kişi. Dikkatini aldın sen abi. Şeref abi. Ha? İzliyor onu. Bak şimdi. Salalım bakalım ne yapacak. Yok abi. Gider mi, yapışır gider, mı? Gider abi. Öyle mi? Gidiyor. Aferin oğlum. Aferin sana. Hadi. Kim o? Kim oğlum? İşte en sevdiğim yönü de bu abi. Benden başka kimseyi dinlemiyor. Nasıl yani? Öyle yani. Benden daha çok baktı babam. Annem. Bakıcı Saydar abi. Hepsi benden daha çok baktı. Ben çünkü kamplar oluyor. Antrenman olur. Bazen çok yorgun oluyorum. Dur da evet. Veyahut da işte deplasmanlara gidiyoruz vesaire falan. Çok vakit geçiremiyorum doğalıyla. Yani sadece Antalya bulunduğumuz vakitlerde geçirebiliyoruz. Ama yani çok tuhaf. Hiç kimsenin sözünü dinlemiyor ben dışında. Bunun nasıl oldu, nasıl edindi? Sözünü dinlemiyor derken neyi kastediyorsun? Yani mesela babamla böyle gezdiği zaman abi, inan bana yani burada rahat durmaz. Yanında sen bile olsan, başkası olsa rahat durmaz. Yani oraya koşmaya çalışır, buraya koşmaya çalışır. İnsanlara böyle bir yaklaşmaya çalışıyor, merak içinde oluyor. Ben olduğum zaman böyle sakin modda yani. Ne olursa olsun sakin. Peki. Baban dur dedi. Pardon. Baban dur dediği zaman durmaz mı? Veya gel dediği zaman gelmez mi? Hiçbir şekilde dinlemez mi? Yani dinler abi. Tabii ki de dinler de bende farklı oluyor abi ya. Ya bana dikkat etsen bakışları bile farklı yani. Ben sana söyleyeyim mi ne olduğunu? Evet abi. Şimdi seni sahibi olarak bir kere %100 biliyor. Yani bu hayvan o aile fertleri içinde sahibinin kim olduğunu biliyor. Kesinlikle abi. Sahibinin kesinlikle kim olduğunu biliyor ve diğerlerinin yardımcı oyuncu olduğunu, figüran olduğunu da biliyor. Biraz öyle abi, evet. Şimdi çiftlikte biliyorsun bende 50 tane köpek var vitrinde. Evet, evet. Ben arabamla çiftliğe kapısına yanaştığımda arabamın sesini tanırlar. Arabadan inip çiftliğin kapısından girdiğimde hatırlıyorum abi, denemiştik. Bütün köpekler tele gelir. Denemiştik. Oraya onlarca ziyaretçi geliyor, yüzlerce ziyaretçi geliyor. Hiçbirisine kalkmazlar. Ama ben tellerin boyuna önüne gittiğim zaman hepsi tele diziliyor, hepsi beni karşılıyor. Ya bu... Ben onlara günde ne ekmek veririm, aynen öyle, ne yemek veririm. Tabii ki personel olmadığı zamanlar hariç, onu kastetmiyorum. Ne altını temizlerim, ne hepsiyle tek tek her gün ilgilenirim. Bakıcıları her gün bunların yanına giriyor. Altlarını temizliyor. İlaçlarını yapıyor. Yıkanacaksa yıkanıyor. Tarayacaksa tarıyor. Yemeklerini veriyor. Sularını temizliyor. Ama bana gösterdikleri
Sadakati. Sadakat, saygı veya söz dinleme olaylarını veya sevgilerini onlara göstermiyorlar. Çünkü oranın mal sahibi olduğunu, benim onların sahibi olduğumu onlar biliyor. Güzel bir şey abi ya. Bunu hissetmek güzel bir şey yani. Sizin, ben bunları öğretmedim de. Gece gündüz birlikte de değilim. Yok, ama onu hissediyorlar. Şimdi, en az bakan benim abi, düşün. En az bakan benim yani. En az bakan sensin. Senin, senden başkasının sözünü dinlemiyor. Değil mi? Aynen öyle abi. Çok böyle ilgisini çeken bir şey olduğu zaman durduramıyoruz yani, gidiyor. Kokuyla mı alakalı? Kokuyla alakalı abi. Veya dişi köpek. Birkaç kere denk geldi de orada beni bile dinlemiyor. Dur oğlum, salacağım şimdi, gel. Şimdi onu Ozan şurada biraz salalım da biraz stres alsın, asılıp durmasın. Atın abi. Etrafta biraz köpek var ama herhalde bakalım. Sıkıntı ha? Olmaz. Ne, kaçar gider mi? Kaçmaz da köpekler ters bir şey yapınca. Herhalde hadi kendini koş. Korur biraz. Bak serbest olduğunu da biliyor abi, biliyor musun? Kendini korumasında sıkıntı yok canım. Birkaç kere denk geldi. Bak zincirdeykenki yürüyüşüne bak. Ben hep böyle gözürüyorum abi. Her seferinde böyle gözürüyorum. Bu şekildeki yürüyüşüne, güzelliğine bak. Zincirde asılıyor. Bir de şu anki Rafan yürüyüşüne peki bak. Peki abi, yani sen kulakları kesme konusunda ne diyorsun? Ben koyamadım. Ozan, bunu bana her programda hemen hemen dile getirmeye çalışıyoruz. Ya kötü anlamda değil abi. Yani ben insanlar da her programda bunu programdan sonra arayıp tekrar tekrar soruyorlar. Daha dün programımı izlemiş vatandaş. Aradı, kulakları keselim mi? Ne diyorsun? Dedim ben programda anlattım kulakları keselim mi, kesmeyelim mi diye. Tamam, anlattınız da dedi, ben gene bir sorayım. Kulakları kesmek sanırım kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Ya kulakları kesmek tamamen görsellikle alakalı şu anda. Gel, sen al. Veya senin içinde olsa şu anda sen tamamen... Gir içeri oğlum, gir içeri, hadi bakayım, hadi. Aferin sana. Şu anda sen tamamen görsellikle alakalı keseceksin. Yani? Yani görsellikle alakalı da bir hayvanın kulağını kesmenin çok bir mantığı yok diye düşünüyorum ben. Aynen öyle abi. Bir işe yarasa tamam, bir işe de yaramıyor. Yani kötü niyetli insanlar için bir işe yaradığını düşündürebilir ama bizim için değil abi. Dağlı burada mı işte abi? Kanalda derinmiş ha, öyle ufak kanal gibi görünüyor ama kanal büyük bir kanal. Bazen suyu şuradan vermiyorlar abi. Doluyken sok giriyor buraya. Doluyken de giriyor abi. Yüzüyor, çıkıyor. Aynen abi. Siyah. Ya buraya siyah. Hadi gel. Hadi gel. Böyle gidiyoruz abi biz dağlık alan içinde, ben burada. Hadi siyah. Sana idman da yaptırır dağlı. Her gün abi. Her gün. Ben yorulmadıysam dağlıda spora giriyoruz zaten direkt. Valla işte serinliği abi. Şu Antalya'nın havası biraz sıkıntı. Yani sahne alakalı abi en büyük sıkıntımız oydu hatırlıyorsan. Köpeği almadan önce burası. Çünkü çok sıcak bir yer. Yani düşün bak, Ekim'e geldik hala tişörtle geziyoruz yani burada, terliyoruz. Nasıl en büyük sıkıntı oydu. Sıcaktan onu? Ya dediklerini yaptım abi işte ya. Bazen kanala getiriyorum. Bulunduğu yeri kazdım. Tünel yaptım. Tünel yaptım. Orada kalıyor. Ama yine de sıcak yani Antalya. Antalya çok böyle şey yapamıyoruz. Biz bugün geceleri çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün ayın 29 Ekim, 30 Ekim. Aynen abi. Yok. Merak ettim, dur bakalım. Eylül. Ha Eylül. Pardon. Eylül de. Dağlı gel. Bugün 2 Ekim'miş. İşte. 2 Ekim, biz Bursa'da üşüyorduk dün. İşte biz de burada böyleyiz abi. Gece boyunca yolda da çok üşüdük. Ama burada şu anda yanıyor Antalya. Evet, Antalya hep böyle abi. Antalya'nın biz şu an dışındayız abi. Bulunduğumuz yüksekte yer. Ve yani dışarıda. Bursa'da öyle bir örnek nasıl verebilirsin? Uludağ tarafları gibi düşün. Evet. Daha yakın. Dağlı şeydi abi. Geliyor suyun deve. Içinde. Bazen yengeçleri falan saldırıyor burada. Yılan, yengeç. Gel oğlum. Hadi gel bakayım. Onun yerleri var abi. Hadi gel bakayım. Çıkma buradan yerlerim çıkmaz. Var. İleride yeri var, onun oradan çıkacak. Siyah da onu bekler bak abi. Siyah da dağdan cesaret alıyor böyle. Gelene geçene saldırıyor abi. Çok tuhaf. Sokak köpeği falan geldi mi koşuyor üstüne. Dayısı var yanında. Tabii. Abi. Baktı dağlı var. Geliyor, hemen o da gidiyor. Dağlı gelmezse geri dönüyor. Agası var yanında.
keyfini sürsün biraz. Tünel kazacaksın. Sıcak iklimlerde ben bütün izleyicilerime söylüyorum veya soranlara. Aynen. Tünel kazacaksın. Aynen abi, şart burada şart. Kot farkı varsa kot farkını kullanacaksın, çok güzel olur. Hı-hı. Kot farkı yoksa normal düz zeminse bile düz zemini eş 1-1,5 metre. Hı-hı. Üstünü yine 30-40 santim toprakla kapat. Hayvan 1 metrekare, 1,5 metrekarelik zeminde buz gibi hayatını idame ettirebilir. Aynen. Zaten sadece geceleri biraz çıkarmaya çalışıyorum. Böyle çok ama basit. Artık yavaştan başladım artık abi. Bak, çok basit aslında. Çıktı şimdi. Tasması dağlı yazıyor. Özel bir tasma galiba. Senin ne diyorsun abi? 2-3 tane daha var içeride. Onları takmıyorum ama. Niçin tasmaya gerek duydun? Süs mü, aksesuar mı? Süs abi be. Yani bu, de yakışıyor dağlıya. Bu köpekte bu aksesuarlar yakışıyor hakikaten. Yakışıyor abi ya. Bir günde şu ses hoşuma gidiyor. Bak serinleri geldi abi işte. Bir gün de aslında bir programda da aksesuarlara yer vermek lazım. Aynen. Onları da önemli çünkü bu köpeğin süslerinden birisi. Anadolu'nun hakikaten Türk çoban köpeklerine şu süs orada bayrak, olmazsa olmazları. Orada. Nazar boncuğumuz var. İsim de orada yazıyor. Tehdit mi etti? Yok, suyunu içti ya. Ha, onu genirdi mi? Biraz genirdi. Evet, biraz da gidelim. Aile fertleri dağlı için ne diyor? Türk çoban köpekleri için ne diyor? Biraz onları dinleyelim. Kendimi soralım abi. Hadi gidelim onları soralım. Hadi bakalım biraz. Evet değerli izleyicilerim. Dağlı'nın ailesiyle birlikte şimdi en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dağlı'nın aile ortamında neler yaptığı, nasıl bir hayat yaşadığını bugün birlikte paylaşacağız sizlerle. Şimdi Ozan. Sen kal. Ozan. Evet abi. Bu da aileden biri olmuş galiba. Zorla oldu abi, evet. Gördüğün gibi şu an zorla aile olmaya devam ediyoruz. İstemiyoruz ama. Zorla aile olmaya devam ediyor. Evet, Dağlı'yı. Dağlı'nın bu şeyinden sorumlu galiba. Yani arkadaş abi ya. Yalnız kalmasın diye. Çünkü çok bir şey yok. Köpeklerle evet. Çok iyi anlaşamıyorum. Şimdi aile fertlerini tanıyalım. Hanımefendi sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nadiye Özaç. Ozan'ın annesi. Ozan'ın annesi. Dağlı'nın da annesi. Öyle mi? Çok seviyoruz çünkü aileden biri. Kurban olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ozan'ın babası. İsmail Özen. Köpeklerle böyle. Emeklilik hayatı yaşıyoruz. Emeklilik hayatını güzel geçiriyoruz. Güzel geçiyor mu? Geçiyor. Bu elimi ısırdılar. Sen gene düşme abi. Manyas'tan sonra. Geri. Manyas'taki programdaki düşüşümü gördün mü? Cesur'un olduğu program değil mi? Güzeldi ama değil mi düşüş? He? İki kere böyle ileri geri yapıyor ya. Evet. Orada bir gülmüştüm. Sen de gülüyorsun. O da daha komik geldi. Onu şeyci arkadaşlar, montajcı arkadaşlar keselim mi abi dediler bana. Yok kesmeyin, yayınlayın dedim ben de. Düşmek ayıp mı? Ne var yani? İsmail abi sen boyuna düşüyorsun galiba. Beni çok düşürüyor ya. Oturun. Zapt edemiyor musun Dağlı'yı? Eğer bir şeye taktıysa, bir şeyin peşine mesela gidecekse zapt etmemiz çok zor. Erda'ya peşine gitti. Erda korkuyor mu ondan? Yok, de korkması lazım şu an. Bakayım mı? Ses de gelmiyor çünkü. Hala ses gelmiyor. Olsun, program daha önemli. Biz sonuçta geliyor, bir şey yok. İsmail abi, Ozan antrenmanlarda, kamplarda olduğu zamanlarda Dağlı'ya sen bakıyorsun ve Nadiye Hanım bakıyor galiba. Evet. Nasıl geçiyor günler Dağlı'yla? Ya, genelde bahçede oynatıyoruz. Bir arkadaş edindi. Ama onun dışında alıyoruz ve yürüyüşlere gidiyoruz. Uzun size mesafe. Size de meşgale oluyor bu. Hem biz spor yapmış oluyoruz. Hem hayvanlar spor yapmış oluyor. Karnı toksa, hastalığı yoksa çok keyifli bir köpek. Şimdi Nadiye Hanım, ben şunu sorayım size.
Hani bunlar sürü köpekleri. Sürü bazlı hayvanlar. Sürüde çalışan hayvanlar. Dağ, bayır, bozkır, yabanilerle boğuşan hayvanlar. Burası bir site içi. Müstakil bir konumda bir daire. Hani bu site içinde bu hayvanlar mutlu olabiliyor mu? Sizin yanınızda mutlu olabiliyor mu? Bu sizle mi alakalı onun mutluluğu? Yoksa illaki sürüde mi mutlu olur? Bunun bir ölçümünü, bir tespitini yapabildiniz mi siz? Sizce nedir? Bir de hazır sormuşken hani dediniz ya İsmail Bey dedi, biz de mutlu oluyoruz. Siz demiştiniz değil mi? Biz de mutlu oluyoruz diye. Ben dağlı geldiği zaman hani hiç düşünmedim. Acaba hani zor mudur, değil midir? Hiç düşünmedim. Ve biz sevgimizi gerçekten çok verdiğimiz için gerçekten de çok seviyoruz. Hani böyle siteymiş, hani sorun yaratacak bir hayvan değil. Onu söyleyeyim. Çünkü hani biz sevgi veriyoruz, ondan da sevgiyi alıyoruz. Çok da sorun yarattığını düşünmüyorum. Sevgiye nasıl alıyorsun? Yani sevgiyi alıyoruz derken neyi kastediyorsun? Ya ben onu... Bakışlarını seviyor anne. Bakışlarını seviyor. Çok seviyorum. O da bence bunu hissediyor. Yani bir gün bir şey canım çok sıkkındı. Ne olduğunu da hatırlamıyorum. Bazen böyle şey olur. Gittim. Ağlıyordum. Yanıma geldi. Gözüme baktı böyle. Elini attı. Ağlama diye. Sonra başını getirdi bu şekilde. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Yani o kadar hisli köpek ki. Yani bazen ona köpek bile demek istemiyorum. Sadece ismiyle hitap ediyorum. Benim için öyle. Ben çok seviyorum. Hakikaten resmen hissediyor değil mi ağladığını veya kesinlikle üzüldüğünü? Kesinlikle hissediyor. Bunu biliyorum yani. Ve üzülüyor. Çok üzülüyor. O geçen gün hasta oldu. bir eşime geldi kucağına. Bir bana geliyor. Gözleriyle bize bakıyor böyle. O kadar gözleri dolu doluydu ki. Hani o ağlayacak ben de ağlayacağım o kadar. Hani çok sorunlu bir köpek olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hani bazen öyle korkutucu gibi geliyor gerçekten de. Empati kuruyorsunuz ben de görsem. Ben de korkarım belki ama... Hani artık şimdi öyle düşünmüyorum hani dağ içimizde yaşadığı için. Şimdi insanlar bu soruyu bize çok soruyor. Hani Türk çoban köpekleri işte arazide yaşaması lazım. Bunların doğası orası. Doğada mutlular. Bunları bir işte kapalı bir alanda tutmamak lazım gibi. Mutlu değil mi burada? Ben kesinlikle mutlu olduğunu düşünüyorum. Onun da mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz biz. Takribi 5-6 saattir buradayız. Yani o kadar mutlu olur bir köpek. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Siz daha iyi anlarsınız değil mi? Tabii ki. O göz zaten şu anda yüzünden de belli. Gülüyor, mutlu. Şu an çok hoşuna gidiyor. Kalabalık ortam, evet, aile ortamı. Evet, hepimiz buradayız. Evet, o çok keyifli şu anda. Muhteşem derecede bir keyfi var. Yani bir de şey var. Hani insanlar... Hangi ortamda doğuyorsa onun doğal yaşam alanı orası oluyor. Kesinlikle. Şimdi köyde doğmuş bir insan 60-70 yaşından sonra şehire götürürsen 50 yaşından aynı sonra şey. Orada mutlu olamıyor. Doğru. Ama şehir ortamından yetişen bir insan da 50-60 yaşından sonra köye götürüp tek başına bırakırsan bu adam orada mutlu olamıyor. Oradaki kesinlikle. Kültürü, sosyal aktivitesini, her şeyini arayacak köyde. Köydeki vatandaş da toprağını arayacak, kerpiç evini arayacak. Bence de. Hepsini arayacak. Şimdi şöyle hani bir köpek 2 yaşına kadar gelmiş köyde, bozkırda serbest. Bu köpeği getirip bir villaya da koysan, altın kafese de koysan bülbül gibi olmuyor. Ama bu köpeği de araziye götürürsen bu da arazide mutsuz olacak. İnsan sevgisi. Kesinlikle. Belki şöyle olabilir. Hani siz de araziye gidip o köyde olursanız bu köy ortamında yine o kadar yadırgamaz, koşar, oynar, işte doğaya, tabiatı tanır kısa zamanda ama köyde yetişen bir köpek bu sitede biraz zor olur. Kesinlikle. Onların doğal ortamları orası oluyor. Yani bu köpek burada büyüdüğü bence için de. Bunun doğal ortamı artık burası olmuş. Abi baktığın zaman Antalya şehrine göre biz gene dışarıda olduğumuz için hani köye yakın bir ortamımız var yani burada. Çok evet. Fazla insan yok, çok fazla araba yok, çok fazla ev yok. Ama tam aslında ortası gibi yani burası. Daha da o yönden yani biraz daha şanslı. Dediğiniz şey çok doğru. Bir kere yani. Ozan kamptaydı. Bizim de bir tatile gitmiştik galiba değil mi? Yoktuk, geldik. Ozan da şey verdi onu. Çünkü bırakmamız gereken bir yer vardı. Neresiydi Ozan bilmiyorum. Çiftliğe bıraktık. Köpek çiftliğine, köpek oteline bıraktık. Ve inanın orası güzeldi. Yok.
geniş bir alan ve arkadaşları var. Hani dediniz ya köpek nerede işte şey olursa mutlu olur diye. Hayır, biz oraya gittik onu almaya. Bizi gördüğü zamanki sevinci ve hani yani bizi istiyor zaten. Oradan hani kurtulmak istiyordu alın açıkçası. Beni. Aynen öyle. Ve bizim dönmemiz gerekiyordu. Ağlayarak döndüm ve o da ağladı bizim arkamızdan. Çok yani çok üzüldüm. Ben hani elimde olsun hiçbir yere gitmeyip onunla beraber dururum ben. Hiç sıkıntı yok yani. Zaten. Kamptan geldikten sonra hatırlıyorsundur belki. Yani şey, üzücü. O zaman tam yani bu... yanımızda mutlu. Hani orada evet arkadaşları var. Evet ormanlık bir yer belki ama o yanımızda olmak istiyor. Geçen bir doktor arkadaşımla sohbet ediyorduk. Öyle köpekten konu açıldı vesaire. Yaşlıların da köpek bakması gerekiyor. Yani belirli bir yaş üzerinde emekli kesimin de aslında köpeklere ihtiyacı var diye söylemişti. Ondan sonra biz de o konuyu gündeme getireceğiz dedik. Onunla da bu konuyla alakalı bir program yapacağız. Köpeklerin insanların hayatındaki, çocukların hayatındaki yeriyle alakalı bir program yapmayı düşünüyoruz onunla. Önümüzdeki haftalarda o gerçekleşecek. Ama şimdi siz de dediniz ya, biz onunla mutluyuz, ona da ihtiyacımız var aslında diye. Var. Var, gerçekten var. Neden? Ozan yok, bu var. Teşekkür ederim. Ozan yok, o var. Vallahi şöyle söyleyeyim, evet Ozan ne o şekilde, belki abartı gelecek insanlar ama bizim için hani öyle abartı gelmiyor. Çünkü gerçekten hani hele... biraz hani müsait olmuş olsa eve bile sokacağım, o kadar yani. Ama hani ona müsaade etmiyorum yani şimdilik. Az önce girdi mutfağa falan. Girdi, evet girdi. Bazen bizim öbür evimizde de içeriye girdiği olmuştu onun. İçeriye giriyor çünkü içeriği çok merak ediyor. Neden biliyor musunuz? Biz oradayız ya, rahat değil. Hiç gidip gezmek istemiyor. Şurada durup bize abi bakıyor ben sadece. Ben niye değilim diyor. Aynen. Beni yanınıza alın, cama vuruyor. Bizim camımızı görmeniz lazım öbür tarafta. Ya biz... Hani bahçede arkadaşız ya, aileyiz ya. Aynen, niye ben buradayım da siz oradasınız? Beni ayırıyorsun, söylüyor yani. Onun gibi. Değil mi? Söylüyor. Öbür evimizde evet. Balkonun camına gelir, açın. Açmazsan da o camı kıracak. Kıracak. Ha. Öyle vuruyor patışıyla. Peki o arkadaş niye o kadar korkuyor orada kenarda? O doğuştan. Evet. Ya. Sözler sende olsun. Aynen aynen. Küçükken var, öyle bir anım var ya. Şeyler var. İsmail abi mikrofonu versene. Evet. O da, küçükken tanıtır, anım var bir ama yani. Bir tanıtır mısın Ozan'a kendini? Ozan'a takım arkadaşıyım ben de. Oğuz Mataracı. Ya dağlı gerçekten ilginç bir hayvan ya. Yani köpek denilemez. Acayip zeki. Çok. Aileye de düşkün yani ama. Ama zekiliğinden korkmuyorsun. Daha. Değil mi? Yani zekilikten korkmuyorsun. Başka bir şeyden korkuyorsun. Abi, görüntüsü korkutuyor. Görüntüsü, evet. Ya aradan cevap veriyorum. Ya bak kaç aydır dağlı kaç aydır burada? Kaç ay? Yok. 17. ayına girdi işte. 17. Bir aylık geldi. 16 aydır burada. 16 aydır burada. 16 aydır da görüyor herhalde onu. Yok. Ben yaklaşık bir aydır. Bir aydır, iki aydır falan görüyorum ama. Ama onun görmesi iki kere yeter seni. Hani ay hemen hani diyor ki onların sevdiği insan. Böyle sert bir tavır yok yani de ben ister istemez çekiniyorum yani ama bir türlü alışamadım. O da bunu biliyor, üstüne aradaki atlıyor. Aradaki duvarı bir yıkabilirsen güzel olacak yani, hiç ayrılmayacağım ama. Delikanlı ol biraz. Abi yine sen yineince şaka program öncesi. Şeref abi öyledir. Güzel yapıyor bunları. Evet. Bu hayvanlarla ilgili... İsmail abi mikrofonu alalım. Bu hayvanlarla ilgili tek sorun insanların onlara karşı ön yargılı. Kesinlikle. Müthiş ön yargılar. Ne? Büyük. Ya büyük olması, küçük köpekle büyük köpeğin hiç farkı yok. O küçük terrierler var ya. Tabii, yani tabii, onlar tabii. Eşek arısı gibi. Çok aynen. Sert hemen onlar. Hemen ısırmaya çalışıyor. Onlar bunlardan sert. Evet. Bunlar sevgi için yaklaşıyor ama insanlar... Onun yaklaşmasından ama tedirgin ama sevgiyi oluyorlar. Bizden görüyorlar ya, sanıyorlar ki bütün insanlar onları sevecek. Ben öyle düşünüyorum. Herhalde öyle düşünüyor dağlı. Mantık yani de olabilir. Belki de. O da bir doğru mantık. Abi bilmiyorum. Biz hani çıkıyoruz, dolaşıyoruz. Tasmayla gezmeyi sevmiyor dağlı. Tasmayla yani. Gezmeyi sevmiyor. Genelde tasması gezmiyor. Az önce de tasmayla gezdirdik Ozan'la. Biraz yürüyüş yapalım. Yok, sohbetimizi orada devam edelim dedik de hep asılıyor. Hep asılıyor. Asılıyor. Hep. Tasmayı bırakın. Çıkarın tasmayı. Hiç asılma yok. Yürüyor yanınızda.
sıkıntı yok ama insanlar korkuyor, tedirgin oluyor. Bazı komşularımız bu şekilde bizi uyarıyorlar. Hani hoş, belki hani onların açısından doğruluk payı belki vardır ama hani bizden de dinlesinler istiyoruz biz aslında. Hani anlatmamıza bile izin vermiyorlar. Hayır efendim, o çok büyük, işte diğer köpekler gibi değil. Hani bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Hani bunlar doğru değil bize göre ama biz içinde olduğumuz için bize öyle geliyor. Tabii ki. Ama hani yine de bu köpeklerden fazla hisli köpek var mı ya, köpek cinsi? Hemen hemen hep söyledir ama bunlar daha başkadır. Yani korkanı da biliyorlardır bence. Seveni de biliyorlardır, sevmeyeni de biliyorlardır gibi geliyor bana. Acayip hisliler. Aynen öyle. Biz çiftlikte neler yaşıyoruz bir bilseniz. İsmail abi, Nadiye Hanım. İnşallah ziyaret edeceğiz sizi. Oho, her gün bir anekdot yaşayabiliyoruz biz orada. Ozan bahsediyor bazen ama gelip göreceğiz biz de. Yani bir taneyle bir şey... böyle... 50-60 taneyle tahmin edemiyorum yani. Onların kendi aralarındaki hiyerarşileri var. Değil mi? Kendi tabii. aralarında konuşmaları var. Onlar kendi aralarında konuşuyor. Seninle konuşuyor. Eğer anlıyorsan dilinden, seninle konuşuyor hayvan. Gözüyle konuşuyor seninle. Ben konuşuyorum. Mimikleriyle konuşuyor. Evet, biz konuşuyoruz o zaman. Net konuşuyoruz. Eşimle bayağı şeyler... Sevimli yaptı bizim ama beni oyuncak gibi bağımız, bir şey gibi. Bağımız farklı bizim. Duygusal olarak annemle abi. Çok oyun farklı. Olarak babamla. Sahip duygusunda benle yaşıyor. Özge? Özge'yi arada kaynatıyor. Yok, Özge'yle de duygusal olarak seviyor. Kesinlikle işte Oz ile aşmaya çalışıyoruz. Köpeğin Özge'yi senin de yerine geliyor. Konuştuğuna inanıyor musun onunla? İnanıyorum. Net inanıyorum. Yani nasıl bir iletişim ya oluyor sence? Ya o gözleriyle... Baktığın zaman hani anlatıyor, gözlerinden anlatıyor ne istediğini. Acıktığını da bilebiliyorum. Susadığını biliyorum zaten, hani anlatıyor. Şimdi yapmayayım bu hareketlerini falan ama hani biliyorum yani. Ozan acıkmış bu diyorum. O biliyor saatlerini, hani bir şey de diyemiyorum. Çünkü Ozan onların eğitimini ona göre veriyor. Ama ben dayanamıyorum. Yine annelik şeyim giriyor içeriye. Devreye daha doğrusu. Ben ona çaktırmadan yemek veriyorum Dağlı'ya. Belki oradan bir iletişim kuruyoruz bilmiyorum ama ben onu yediriyorum arada. Yok, yolda gezmeye falan çıktığımız zaman Dal diyorum, bak ben yaşlıyım, ayaklarım ağrıyor. Yani beni çok üzme. Böyle sırtından tuttuğum zaman evet, yavaş oğlum, yavaş oğlum. Yanımda pıtır pıtır geliyor. Anlıyor da yani. Sadece kedi gördüğü zaman ha, onu bir tutamıyoruz. Şey gördü mü? Allah. Evet, değil mi oğlum? Birkaç tane kedi aldım ona, 5-10 tane. Öldürüyor. Bakın şu an mesela aynı şekilde yaşıyoruz biz şimdi. Bakıyor bana bak. Bak nasıl bu? Şu an kafası şeyde, arkadan birileri geldi, onları dinliyor. Demek ki bu ortamda da köpek mutlu olabiliyor, Türk çoban köpekleri. Tabii ki canım. Mutlu da edebiliyor. Kesinlikle. Bize ediyor, biz de onunla mutluyuz, o da bizimle mutlu. Çok korumacı. Çok. Bak, sevmediği insanı... Şeref abi, bildirim oğlum. Kim o da oğlum? Kim oğlum o? Gündüz bekçimiz var. Ha, evet. İlk gördüğünde iple buna yaklaşmaya çalıştı. Bak, o gün bugündür mümkün değil. Evet, bunu. Yıldızları barışmadı bir yıldızlar. Türlü. Gece hala bekçisi adam yanına geliyor, geziyor, onunla dolaşıyor. Tık yok. Gündüzcü adamı sevmiyor. Köpeklerin sevdiğini öyle bir şey var. Seviyor, taktığı zaman seçiyor, seçiyor, biliyor, seçiyor. Seçiyor, insanı seçiyor. Aynen ve unutmuyor. Onu yazıyor hafızaya. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani adam da söylüyor, giremiyorum içeriye diyor, yıldızımız bir türlü barışmadı diyor. Yani gelin diyorum, yok hayır istemiyorum diyor. O da ona kötü bakıyor ama o sırada. Yani böyle gerçekten de olmadı, onlar uzlaşamadılar. Değil şimdi çalıştığım bankada mesai arkadaşım vardı, Mehmet. Cesur, bunun dedesi. Mehmet'i 100 metreden sesini, kokusunu, çiftliğe geldiğini, arabasını hepsini biliyordu. Mehmet'i çiftliğe sokmuyordu. Aa. Yani Mehmet'in arabasının geldiğini hiç görmesin. Ta o yanki bir kulübede. Alakası yok yolla. Gerçekten. Evet. Aa. Mehmet'in geldiğini biliyordu, yıkıyordu ortalığı. Mehmet'i çiftlikte istemiyordu. Mehmet onu 5-10 sefer kızdırdı. Bir ona şey yaptı. Mehmet dedim, yapma, seni kimberler bu dedi. Hakikaten kimberledi. Ondan sonra da Mehmet çiftliğe giremedi kolay kolay. Yazıyorlar. Duydun unutmuyorlar. Duydun mu Dağlı? Ya hayvanın duydun şeyi mi? Yok ya. Dışarıda 50 tane köpek var. Hiç ses yok. Aa, evet, hiç, evet. Hiç kimseye alamıyorum. Aynen. Nasıl? Tehlik, yani hayvanlar dışarıda bahçede mesela hava hava insanlar rahatsız oluyor ya. Ha? Bunların Dağlı'da öyle bir şeyi yok. Dağlı'da yok öyle bir şey. Evet. Ha, ses kirliliği yoktu. Yok, hiç yok. Hiç ses yok.
Bu tehlike arz etmeyen bir şey fark etmediği sürece havlamıyor bile. Bu ses kirliliğini yapmaz. Bu Türk çoban köpekleri, karabaşlar, kangallar diyelim. Bunlar gerektiği zaman gerektiği kadar aynen havlar. Aynen. Doğru. Yani hırsıza gerektiği kadar ton verir. Kuşa aynen ona göre ton verir. Evet. İşte doğru, ne doğru bileyim ben başka bir hayvana ona göre ton verir. Evet. Yani bir köpeğini iyi tanıyorsan, onunla özdeşleştiysen evet, kuşa mı havlıyor evinde yatarken, hırsıza İnsana mı havlıyor, yabani hayvana mı havlıyor hissedersin. Annem biliyor işte ben diyorum dağ normal havlamıyor diyorum. Evet evet hemen doğru kalkıp şöyle bakıyor hemen. Hemen. Bu havlaması çünkü belli, sert havladıysa kesin bir şey var çünkü normalde öyle havlamaz. Doğru. Evet. Bizim diğer oturduğumuz evde, o zaman Dağlı oradaydı, yanımızdaydı. Hatırlıyor musun Ozan? Ya da yok, Ozan yok muydu? Bir hırsız gelme şeyi vardı. Sokağın başında görmüşlerdi bizim şeyler, komşular. Dağlı bir havladı, bir havladı ama biz anladık zaten. O gün birisi geldi bizim siteye kadar, oradan geri gitti çünkü Dağlı havladı. Yani bütün siteyi aslında korudu bir yandan da. Evet. Yani, ama değerini bilmediler. Değerini bilemediler. Bir arkadaşım daha var yine Ejder diye. Onun köpeği de siteyi korudu. Oradaki yani insanlar onun değerini bilmedi. Site, o gittikten sonra site boş kaldı hakikaten. Ya, ve onun eskiliğini hissediyorlar. Kesinlikle. Yani bizim site kapısına kadar gelip de ya Dağlışko mu? Bu evet arada ben Dağlı'ya Dağlışko diyorum. Ozan da kızıyor. Ama bazen diyorum işte anne deme diyor. Koca da yani kangal köpek nasıl seviyorsun diye. Nasıl sevmeyeyim yani şimdi ben bunu. Ben onu ponçiyim ponçiyim. Dağlışko. Oğlışko de. Demeyeyim mi Dağlışko? Oğlışko de. Tamam Oğlışko. Oğlunuz ya. Evet. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok da güzel sohbet ediyorduk. Evet. Evet. Çok keyifliydi. Hoş bir sohbetti, keyifli bir sohbetti. Biz de ağzınıza keyif sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz bizi için. Bizi misafir ettiniz Antalya'da. İkramlarınız çok güzeldi. Afiyet çok olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Misafir ettiğinizden ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Programımızı burada sonlandıracağız. Çok teşekkür ederiz. Çiftliğimize de bekleriz. İnşallah çok misafir istiyorum. Misafir etmek isteriz İnşallah. En yakın zamanda. Niyetimiz var. Sonra yine. Klasik efendim? Her sene Bursa maçından sonra. Her sene Bursa maçından sonra görüşürüz zaten. Evet değerli izleyiciler, Bir Kangal Aşkı programının sonuna geldik. Bugün sizlere Antalya'dan seslendik. Ozan kardeşimin Dağlı isimli köpeğiyle birlikteydik ve ailesi bizlere konuk oldu. Hoş sohbetimiz oldu. Bir Türk çoban köpeğinin bir site ortamında mutlu olup olmadığını, burada ne işler yaptığını, koruma anlamında başardıklarını, duygusal anlarını anlatmaya çalıştık sizlerle. Hoş bir sohbet oldu. Yeni bir Kangal Aşkı programında tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkta kalın, sıhhatte kalın, hoşça kalın.